Merhabalar değerli arkadaşlarım. 2022 Kasım ayı ehliyet sınavı sorularıyla devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Böylece değerli arkadaşlarım her yeni videodan size bildirim gelir ve hiçbir videoyu kaçırmazsınız diyorum. Yine değerli arkadaşlarım ehliyet hocam adresinden Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Bunun yanında Ehliyet Hoca uygulamasını indirebilir. Burada günlük sorular paylaşıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımıza soruyoruz. Çıkmış soruları burada paylaşıyoruz. Yine buradan soru çözümlerini gerçekleştirebilir. Eğer uygulamaya sahip olamıyorsanız Android değilse telefonunuz ehliyethocam.org adresinden çözümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Fazla vakit kaybetmeden isterseniz hemen videomuza geçelim. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin Sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? A 1 B 2 C 3 D 4 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ne diyor? Doğru cevabımız A şıkkı 1 yıl süreyle geri alınır diyor arkadaşlar. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmıştır. Değerli arkadaşlar bu soruyu doğru bilip bilmediğinizde aşağı yazarsanız çok iyi olur. A kamyonet pardon A traktör B otomobil C kamyonet D motosiklet şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız kamyonet olacak arkadaşlar. Peki biz buna neye göre karar veriyoruz? Arkadaşlar eğer burası kontrollü kavşak mı kontrolsüz kavşak mı oradan başlayalım öncelikle. Eğer herhangi bir levha yoksa bu bir. İkincisi herhangi bir polis trafik görevlisi vesaire yoksa bu iki. Burası kontrolsüz kavşaktır. Yani hiçbir uyaran olmayacak. Ve arkadaşlar dikkat ettiğiniz gibi araçlar gelmiş karşı karşıya. Şimdi arkadaşım traktörü bizim LTT yani lastik tekerlekli traktör diyoruz. Baş harfleri LTT. Bunlar Trafikte eğer diğer araçlarda karşı karşıya gelmişlerse en son geçecek olanlardır. Daha sonra bunu eledik o yüzden. Bu traktör en son geçecek. Geriye kaldı 3 tane taşıtımız. Dönüş yapan araçlar da arkadaşlar LTD falan dışında dönüş yapan araç varsa bunlar da sona bırakılır. Yani LTD anlatacağım şimdi neyse oraya girmeden. Geriye kaldı 2 tane aracımız. Çünkü motosiklet dönüş yapıyor. Sondan ikinci olarak geçecek bu demek ki. Şimdi ikisi kaldı. Hocam hangisi geçecek? Değerli arkadaşım hemen sağdakine bakacaksın. İki araçtan hangisi daha sağda? Aracın içine kendini yerleştir şu aracın. Koydun. Sağında araç var mı? Var. O zaman bu araç çıkacak arkadaşım. İlk önce kamyonet çıkacak. Daha sonra otomobil çıkacak. Daha sonra e, tabi normalde e, LTT geçmez ama Burada dönüş yaptığı için motosikleti taşıt LTT geçecek en son arkadaşlar e, motosiklet geçecek. Bakın normalde en sona traktörü bırakıyoruz ama bu arkadaşımız dönüş yaptığı için o yüzden traktör geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Devam. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir demiş. Şıklarda da bize levhalar verilmiş. Arkadaşlar hayır hatırlıyorsanız bir tanzim işaretlerimiz vardı. Bir trafik e, uyarı işaretleri vardı. Bir de bilgi işaretlerimiz vardı bizim değil mi? Buradan hangisi bilgi işareti bunu soruyor? Tabii bu soruyu ben cevaplamayacağım. Bunu siz cevaplayacaksınız. Basit bir soru zaten. Hem e, şimdi diyeceksin hoca niye böyle yapıyorsun? Ya girin bir bakın zaten. Bunlara bir göz gezdirin. Anlatabiliyor muyum? Trafik dersinden 23'e yakın soru geliyor. Evet. Doğru cevabı siz bileceksiniz dedik ve devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıya yorumlara yazın. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnika uygulanmalıdır. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır. Eklemdeki ağrıyı rağ ağrıya rağmen hareket ettirilmelidir. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan biri hemen böyle ağrıyorsa o ovalayalım geçsin. Hayır arkadaşım ovalamayacaksın. Doğru cevap şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama yapılması. Şimdi değerli arkadaşlar küçük şöyle açıklama. Turnike uygulamasını biz sadece uzun kopmalarında ve kanamalı yaralarda uyguluyoruz. Burkulmalarda kanama söz konusu Değildir. O yüzden soğuk uygulama yaparız. Hareketsiz tutmaya çalışırız o bölgeyi. Ee, bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır demiş. Hayır kalp seviyesinden yukarıda tutmalısınız. Yine şişkinliği azaltırsınız arkadaşlar böyle yaparsanız. Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmeli demiş. Hayır kesinlikle hareket ettirilmemelidir. Ee, Diyelim devam edelim. Şekilde görülen araç geçme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği, 3 numaralı aracın izlediği şeridin dışında olduğu, şeridin yanlış olduğu, 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu, 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı. Arkadaşlar 3 numara gördüğünüz gibi adam her şeyden habersiz, masum bir adam. Gayet yolunda, şeridinde devam ediyor. Doğru cevap, 2 numarada arkadaşlar. 2 numaralı çatlak herif onu sollayan 1 numaralı adamı gördüğü halde sollamaya çalışmış. Bu da onun imamla etkileşimini arttırıyor arkadaşlar. Yakında bir pamuk seansı düzenlenebilir bu arkadaş için böyle devam ederse. Yani pamuk seansından anlıyorsunuz numaram. Öteki tarafa yolculuk. Cenaze işlemleri. Evet. Saatte 90 km hızla giden, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? 40, 45, 50, 60. Değerli arkadaşlarım. <laughs> balık tutmayı öğretmek amacıyla söylüyorum. Balık tutup vermek kolay. Hemen şıkkı vermek kolay. Değerliler şöyle yapıyoruz. 90 yazıyoruz arkadaşlar. 90 bizim kilometre. Yani hızımız değil. Bu araç 90 ile gidiyor. Bölü 2 yapıyorsunuz. Kaç çıkar? Evet 45 çıkar. Doğru cevabımız 45. Arkadaşlar devamlı 2'ye böleceksiniz kilometreyi. Evet takip mesafesini ayarlarken devamlı kilometreyi 2'ye bölüyorsunuz. Hocam 50 kilometreyle gidiyorum. Böl 2'ye 25 metreyle takip etmen lazım. 60 ile la gidiyorum. Böl 2'ye 30 metreyle takip etmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Devam. Şekildeki gibi kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır? 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3 2 1 3 1 2. Burası kontrollü kavşak mı, kontrolsüz kavşak mı önce bir ona karar verelim. Evet, bakıyoruz. Polisimiz var mı? Yok. O zaman aa levhalarımız var. Demek ki levhalar varsa burası bir kontrollü kavşak. Peki, levhaların anlamı ne? Bu yoldan bu diyor ki sağdan birleşen tali yol var diyor. Demek ki burası tali yol. O zaman bu adam tali yola birleşir diyorsa burası da ana yol. İlk önce arkadaşlar geçiş önceliği hangilerine aittir? Ana yoldakilere aittir. Ama ana yolda hangilerine aittir? Düz gidenlere aittir. O halde önce 2 numaralı araç geçecek diyebilir miyiz? Evet 2 numara geçecek. Lastik tek traktörü biz kontrolsüz kavşaklarda en sona bırakıyoruz. Onu da hatırlatayım. Burası kontrollü bir kavşak. Evet önce 2 numara geçti. Daha sonra 3 numara mı geçecek? 1 numara geçecek? Tabii ki de ana yolda bulunan 3 numara geçecek arkadaşlar. Yani 2 3 en sonda tali yolda bulunan bir numaralı araç geçecek. Aşağıdakilerden hangisi polis amcaların geceleyin dur işaretidir? Şıklar verilmiş arkadaşlar. A şıkkı Arkadaşlar yazım biraz kötü çocuklara dikkat edelim. B, C, D şıkkı. Hangisi olabilir doğru cevap? Evet. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Burada da arkadaşlar yine e, geceleyin ve normal gündüzleri yaptıkları hareketlerin polislerin bakabilirsiniz. Hareket, pardon hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür? Fan müşirinin, termostatın, fan sigortasının, klima kompresörünün. Arkadaşlar eğer Hararet yapmışsa ve suyu sıcak değilse demek ki göstergede bir bozukluk var değil mi? Hararet var gösteriyor ama yok. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Suyu e, termostatla biz anlıyorduk değil mi? Hararet mesela termostat bozuksa bize hararet yapmış gibi gösterebilir ama hararet yapmamıştı normalde aracımız. Okul taşıtının arkasındaki dur işaretinin yandığını gören, Arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir? Aracını durdurmalıdır. Dikkatli ve yavaş geçmelidir. Diğer sürücüleri uyarmalıdır. Hızını arttırarak uzaklaşmalıdır. Arkadaşlar doğru cevabımız aracını durdurmalıdır olacak arkadaşlar. Çoğu çocuk fırlayabilir malumunuz o yüzden durduracağız arkadaşlar. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir? Burkulma, kırık, çıkık, incinme. Doğru cevabımız Evet, çıkık olacak arkadaşlar. Burkulma neydi? Hafif ayrılıp girme veya oradaki sinirlerin bu ayrılıp girme ile zedelenmesi. Kırık, kemik bütünlüğünde bir bozulmanın olması. Çıkık ise eklem yerindeki uçların birbirinden e, ayrılmasına diyorduk. İncilme neydi arkadaşlar? Yine burkulmayla aynı şey diyebiliriz. Ama çıkık, kırık, e, burkulma sık sık soruluyor. Bunlara bir bakın kitabınızdan da eğer isterseniz. <laughs> Aracın motorunda başlayan bir yangını yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür. Kaput açılmadan yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür. Motora önce su dökülüp daha sonra yangın söndürücü püskürtülür. Aracın çevresine yangın söndürücü püskürtülür. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Hocam bunu daha önce görmediğiniz eminim. Hani e, yeni sorulardan. Değerli arkadaşlar, kaputu açarsanız oksijen alacaktır oradaki yer, hava alacaktır ve daha iyi yanacaktır. O yüzden oradan hava almasını engelliyoruz ve altına şöyle sıkıştırıyoruz. Zaten kaputları ee, nasıl söylesem hani o açma şeyi var ya direkt oradan açtığınız zaman lak diye açılmaz mesela nasıldır e bir de elinizle sokup oradan e, ayarlarsınız kaldırırsınız kaputu oradan yavaşça sokarsınız ucunu basarsınız düğmeye hop söner arkadaşlar yani daha kolay sönmesi için böyle yapacaksınız verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur gereksiz yere korna çalınması egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenmesi A yolculuğun huzurlu geçmesine yolculuk süresinin kısalmasına trafiğin hızlı akmasına gürültü kirliliğine doğru cevabımız D şıkkı olacak gürültü kirliliğine sebebiyet verir arkadaşlar Motorlu taşıt sürücü belgesi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Sürülen taşıtın cinsine uygun olması. Direkt artı eksi koyalım arkadaşlar. Daha kolay bitmesi için. Hemen şuradan ben o çılgın kalemimi yine alıyorum. Evet. Taşıtın cinsine uygun olması. Kesinlikle. Yetkililerin istemesi halinde gösterilmesi. Evet. Taşı sürerken sürücünün yanında bulundurması. Evet. Demek ki doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Açıklama yapılacak şeylerde açıklamayı yapıyorum arkadaşlar. Hani daha çok hani motor ilk yardımda açıklama gerekiyor. Diğerleri zaten kabak gibi ortada. Hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır? Karter, karbüratör, radyatör, kulbütör, e pardon, Ka kulbütör, radyatör, karbüratör. Ben bu kulbütörü hep okurken nedense karbüratör diye okuyorum. Bir gün beni biri kurşunlayacak. Oh, Arkadaşlar kusura bakmayın boğazımda rahatsızlık olacağım. Bir yandan süt içiyorum. <laughs> evet süt çocuğu oldum. Doğru cevabımız radyatör olacak arkadaşlar. Diğerlerine anlama geliyor. Karter aracımızda bulunan yağ deposu. Kulbütör ise silindir bloğunun üst kısmında bulunan subopların uç kısmına verilen isim. Karbüratör ise benzinli motorlarda hava yakıt karışımını ayarlıyor ve yakıtın yanması için yanma odalarına gönderiyor arkadaşlar. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur? Sis ışıklarını, park ışıklarını, yakını gösteren ışıkları, uzağı gösteren ışıkları. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yapmak zorunludur demiş. Sis ışıklarını, park ışıklarını, yakını gösteren ışıkları, uzağı gösteren ışıkları. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yakını gösteren ışıkları olacak arkadaşlar. Yemin ediyorum var ya en nefret ettiğim insan tipidir. Karşıdan gelene böyle gözüne gözüne giriyor ya. Kulakları çok fena çınlıyor. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasını sağlayan, görevini sağlaması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir demiş. Sürtünmeyi azaltmak demiş arkadaşlar. Motor yağı, araç lastiği, fren hidroliği, akü elektroliti. Doğru cevabımız motor yağı olacak arkadaşlar. Ee, motor yağı sürtünmeyi azaltır. Aynı zamanda sürtünmeyi azalttığı için ısınmayı da azaltır arkadaşlar. Parçaların birbirine kaynamasını da engeller. Diğerlerinin bununla alakası yok. Akü elektroliti dediğimiz şey ise aküye konuluyor biliyorsunuz. Ee, diğerleri zaten fren hidroliği arkadaşlar hidrolik e, hem direksiyon hidroliği vardır hidrolik yağısı vardır hem de frenin vardır ikisi farklıdır ee, aklınızda bulunsun tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalı ayrıntılı detaylı ve uzun yazılı sözlü ve hareketli kısa öz ve anlaşılır Şifreli gizli <laughs> düşünseniz ya. <laughs> Tövbe ya ya. Şifreli gizli mesaj şeklinde verdiğinize. Doğru cevap C şıkkı olacak. Kısa, öz ve anlaşılır olacak arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha sabredin inşallah bitecek. <laughs> Biliyorum içinizden bazen ya diyorsun 50 soru biter mi? <laughs> Arada bir nefes alın şöyle dolaşın tekrar başlayın gerekirse. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca Aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir? Buji, manifold, karbüratör, teker jantı. Tabii ki de A şıkkı buji değiştirilir arkadaşlar. Zaten bu size aracı aldığınız zaman belgelerle verilir. İşte şu kadar kilometrede bujiler değişsin. Şu kadar kilometrede şunlar değişsin diye size söylenir. Karayollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar? Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Arkadaşlar karayolları diyorsa kimdir bunun cevabı? Evet, Karayolları Genel Müdürlüğü olacak ee, bizim gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapan kurumumuz. Şehir işlerinde belediyeler yapıyor büyük şehirlerde biliyorsunuz. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası uygulanmalıdır? 40, 60, 80, 100. Bu soru yine çok şaşırtan sorulardır arkadaşlar. Birçok insan 40 ile 60 arasında gidip geliyor bunda. Ama doğru cevabımız 100 olacak. Hocam ufacık bebek. Ufacık bebek ama kalbi böyle nasıl atıyor bir dinle bakayım. Senden daha hızlı atıyor kalbi o adamın. O yüzden değişikliği 100 olacak. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Memur Emre ve Seyfettin A sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyorlar. Bu durumda Memur Emre ve Seyfettin aşağıdaki resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir? Evet şıklar verilmiş arkadaşlar. Nerede bu? A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı. D şıkkı. Bu sefer şıkların yerini de değiştirdim. Direkt hemen öyle söylemeyin diye. Malumunuz bizim arkadaşların en büyük yaptığı hatalardan biri de şıkları karıştırmak, işaretlemeleri yanlış yapmaktır. Tabi artık elektronik sınavda böyle bir şey yok ama yine de dikkatli olmak lazım. Kaydırma falan yapmak lazım. Geriye gittiğimiz zaman şıkları kaldırıyorlar, işaretlemeyi unutuyorlar. O şekilde kalan çok var mesela. Adam 90 alacak ama kalıyor. Evet çok lagaluga yapmayalım. Doğru cevabımız... Değişik arkadaşlar memur Emre ve Seyfettin motosiklet sürmek istiyormuş arkadaşlar. E, A2 sürücü belgesini alıp tabii ki artık değişti biraz daha bunlar. E, nasıl değişti? A2 artık cc'sine göre gidiyor bunlar. Gördüğünüz gibi 250 cc ve üzeri motoru e, A2 alarak sürebiliyor. Rentek manevrası ile ilgili bir soru. Manevralar çok önemli arkadaşlar. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bir, solunum durması, yangın tehlikesi, patlama ve tehlikeli durumlarda kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır demiş rentek manevrası ile ilgili. Değerli arkadaşlarım evet doğru cevabımız her ikisi de doğru olacak. Direkt ben size bunun cevabını vereyim. Her ikisi de doğru olacak. Zaten bizim editör de yanlış yere koymuş şeyi. Adamı kurşunlayacağım ya. Kulaklarından tavana asacağım en sonunda. Neyse seviyorum da çok seviyorum adamı da ya. Çok öyle neşeli bir insan o da sağ olsun. Durum arkadaşlar solunumun durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi durumlarda adamın aracın içinde değil mi? Adamın baş, boyun bir de gövde eksenini bozmadan düz düz bir biçimde tutuyoruz ve adamı o şekilde tıpkı gibi ağacın devrilişi gibi kendi tarafımıza doğru çekip araçtan çıkartıyoruz arkadaşlar. Buna biz rentek manevrası diyoruz. Diğer manevralarla ilgili işte omuzda itfaiyeci yöntemi, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası, tam tıkanmalarda yapıyoruz mesela hemliği, ee, Holgun nielsen yöntemi, ağız ve burun bölgesinde kanama varsa solunum yapmak için kullanıyoruz. Bunların da nasıl yapıldığını en azından kapatarsak burada görebilirsiniz. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? Asit, saf su, antifriz, motor yağı şıklarda verilmiş. Öncülü okuyorum. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvvetiyle silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatör çatlayabilir. Bunu engellemek için diyor. Aşağıdakilerden hangisini koyabiliriz? Asit diyen arkadaşlarım gerçekten pencereden aşağı sarkıtırım sizi. Saf su diyenler aküye koyuyoruz oğlum biz onları. Antifriz diyenler aferin size doğru cevap C şıkkı antifriz olacak arkadaşlar. Evet bizim şık biraz kayık olmuş ama doğru cevap C şıkkı antifriz olacak. Şekildeki park etmek yasaktır levhasına ilave edilen resim levha sürücüye resimli levha sürücüye neyi bildirir diyor. Yol yardımını, aracın servise götürüleceğini, park yapan araçların çekileceğini, sadece arızalı araçların çekileceğini. Aha servise kadar götürüverseler beleşine ne var? Ama doğru cevabımız C şıkkı. Değerli arkadaşlar, hazır şu tabelayı görmüşken, eğer şu şekilde çarpı şeklinde ise, şu şekilde çarpı şeklinde ise, burada park yetmenin ve duraklamanın yasak olduğu anlamına gelir polis amcalar görürse arkadan ceza yapıştırırlar. Eve vardığınız zaman buz gibi soğuk su ikramı hemen arkanızdan gelir. Hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? Antifriz kontrolü, yağ seviyesi kontrolü, elektrolit seviyesi kontrolü, hidrolik yağ seviyesi kontrolü. Eğer sorular adam akıllı dinliyorsanız bu soruyu rahatlıkla yapmışsınızdır. Doğru cevap A şıkkı olacak. Biraz önce biz soğuk havalarda ne konuluyor dedik antifriz konuluyordu değil mi silindir bloğunu çatlatmaması için. E soğutma sistemi diyor gene hangisinin kontrolünü yapacaksın? Antifriz kontrolünü. Evet. Ee, yağ seviyesi kontrolünü yapacaksın ama motorun için bu gerekli. Yani soğutma sistemi ile alakalı değil. Elektrolit seviyesinin kontrolü akü için gerekli arkadaşlar. Hemen onun üstünde olmalı. Ee, bir santim kadar. Hidrolik yağ seviyesinin kontrolüne de bakacaksınız. Tabii hem direksiyon için bakın hem de e, ne için bakacaksınız arkadaşlar? Evet, fren için bakacaksınız. Frene bakamazsınız da neyse. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerden biridir? Motorun hararet yapması, motor yatağına su karış- pardon ya, motor yağına su karışması, manifoldlarda kaçakların oluşması, tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması. Doğru cevabımız Değişikliği olacak, tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması olacak. Hangisi kazadede de solunum olmadığını gösteren bir belirtidir? Bilincin kısa sürede kapanması, kısa süreli kapanması, ağrılı uyaranlara cevap vermesi, yüzde solgunluk ve baş dönmesi, göğüs hareketlerinin olmaması. Arkadaşlar eğer bunu bilemiyorsanız, de kendinizi atın demeyin bir daha atarsınız başıma bela olmayın atmayın öyle siz gene de usta oturun, oturun yerinizde doğru cevap e, D şıkkı tamam mı arkadaşlar neden D şıkkı göğüs kafesi inip kalkmıyorsa zaten adam nefes almıyor demektir değil mi yani görsel olarak zaten bunu anlayabilirsiniz rentek manevrası ile ilgili bir soru daha gelmiş ama biraz önceki sorunun aynısı mı evet yerdeyse aynısı Allah Allah tövbeler olsun Bakalım bunu yapabilecek misiniz canım? Demin aynısı çıktı ama belki de soruya dikkat etmiyorsunuz. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Solunum durması, yangın tehlikesi, patlamam gibi durumlarda rentek manevrasını kullanırız. 2. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında rentek manevrasını kullanırız. A. Bir doğru, iki yanlış. B. Ulan ışıkların geri de yanlış ya tövbeler olsun. B. Bir yanlış iki doğru C. Her ikisi de doğru D. Her ikisi de yanlış Nasıl bir çaprazlama yaptın sen ya Biri sağa gitmiş biri sola gitmiş Editör kurşunla seni çifteyle kovalayacağım Doğru cevap C olacak arkadaşlar Her ikisi de doğrudur Zaten biraz önce de aynısını çözdük Eğer bu soruyu yanlış yaptıysanız Lütfen videoyu bırakın Gidin şöyle bir hava alın çünkü e, Kafa yerinde değil demektir Hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir? Motoru çalışma sıcaklığında tutmak, diferansiyel çalışma sıcaklığını, diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak, vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak, alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak diye de şıklarda verilmiş. Peki doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Doğru cevabımız A şıkkı. Diferansiyel dediğimiz şey arkada bulunuyor biliyorsunuz. E, bu vites kutusundan gelen gücü akslara aktarmak için internete yazarsanız Google amcaya her şeyi sorabiliyoruz artık diferansiyel yazın görsellerde aratırsanız ne olduğunu görürsünüz vites kutusunu biliyorsunuz alternatör arkadaşlar bizim e, akümüzü şarj eden alternatif elektrik üretim akümüzü şarj eden e, şeyin adı motorun adı diyeyim tamam mı şarj motoru diyoruz işte şarj aleti gibi dönüyor. Oradan elektrik üretiyor. Onunla da şarj ediyor. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler demiş. Ses gitti bir an. Belirlenir demiş. Yol çizgileri, ışıklı işaret cihazları, aralık trafik polisinin sayısı, karayolundaki taşıt sayısı. Değerli arkadaşlarım, Işıklı işaret, trafik polisi sayısı veya da karayolundaki taşıt sayısı ile hiçbir alakası yoktur. Doğru cevabımız A şıkkı. Bir tane arkadaşım demişti ki bana bundan yıllar önce. Hocam karayolundaki taşıtların yoğunluğu arttığı zaman şeritler de artmıyor mu? Ya kurban oldum. Yan yana gitme sayısını sormuş sana. Senin ne kadar derin mantık yürüttün öyle ya. Tamam mantığın doğru ama yani mantığını çiz oradan tamam mı? Bir beriye gel. Biz direkt o anki durumu soruyoruz. <laughs> hangisi motor yağında pardon aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir? Motorun erken ısınmasını sağlamak, sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek, yakıt-hava karışımını ayarlamak, tekerleğe gelen yükü azaltmak. Arkadaşlar biraz önce bunu da aynı şekilde açıkladım ben. Ee, ne demiştim? Sürtünmeyi önler demiştim. Parçaların birbirine kaynamasını engeller demiştim. Hangisi olacak? Tabii ki de bir dakika. Burada bir yanlışlık var. Evet. Bu soru yanlış arkadaşlar. Evet. Nereden yanlış diyorum ben bu soruya? Şöyle alayım. Nerede bu kalem ya? Tövbe yarabbim. Tamam. Bunu anladık. Bunu da çizdik. Geriye A ve B şıkları kaldı. Değerli arkadaşlar bu soruda bir yanlışlık var. Büyük ihtimalle MEP de bu soruyu iptal etmiştir. Tabi asıl doğru cevap B şıkkı. Ama ama motorun birbirini parçaların sürtünmesini engelleyerek aynı zamanda ısınmayı da engellemiş olur. Ee, ha pardon ya bak ben yanlış okumuşum. Erken ısınmasını sağlamak demiş burada. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Yanlış okuduğunuz zaman e, siz de böyle kazazede olabilirsiniz. Doğru cevap B şıkkı. Çünkü erken ısınmasını sağlamaz, geç ısınmasını sağlar, değil mi? Evet. Sözcüğü, cümleyi anlamak. Ne demiş atalar? E, bir soruyu çözmek yerine önce onu anla. Çünkü sorunu çözmenin yarısı o soruyu anlamaktır. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıdığı geçmek yasaktır anlamındadır? A şıkkı verilmiş. B şıkkı verilmiş, C şıkkı verilmiş, bir de D şıkkı verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Diğerleri, şunda çok karışıklık oluyor. Ee, arkadaşlar bu motosiklet hariç tüm taşıtlara yolun kapalı olduğunu bize bildirir. Arkadaşlar bunu görünce ya diyor hocam diyor nasıl motosiklet nasıl olur? Hayır arkadaşım yok işte ya böyle bu işaretin manası da bu. Ee, şu arkadaşlar yük taşıması yapan araçların yani kamyon vesairelerin sollama yasağının sona erdiğini bildiriyor. Eğer şurada kamyon yoksa, şurada yoksa, komple boşsa yani sadece ortada bir siyah çizgi varsa e, bu da tüm yasaklamaların sonu olduğunu bildirir diyelim devam edelim. Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır? Araç geçmede uyarı amaçlı, karayolunda kullananlara uyarı amaçlı, konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde yakın yakın ilerisi görülmeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişi haber vermede. Kamyonlar yapar özellikle bunu. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Konvoy oluşturmuş araçlarda, bu düğünde falan filan e, yapmak e, yasaktır arkadaşlar Tabi ses çıkarmıyorlar O ayrı mesele Yeni alınmış bir araçta Kaç yıl sonra Muayene yapılması gerekir 1, 2, 3 ve 4 tane şık, e, Yıl verilmiş 4 olmak üzere yıllar verilmiş Hangisi olabilir arkadaşlar Evet Doğru cevabımız C şıkkı olacak Normalde arkadaşlar Kamyonet tipi araçlarda yük taşımacılığı iki, e, bir her yıl yapılır. E, Husisi araçlarda iki yılda bir yapılır. Eğer yeni almışsanız sıfır bir araçsa bakın ikinci el araçtan bahsetmiyorum sıfır almışsanız e, üç yılda bir, e, üç yıl bitirdikten sonra yaptırırsınız ondan sonra her yıl iki yılda bir yaptırırsınız. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşı, taşımayan motorlu araca ne denir? Trailer, kamyon, çekici, kurtarıcı. Benim ömrümde bu soruyu doğru biliyorlar. Çünkü soruyu ezberliyorlar ama bu aracı birçok insan yanlış biliyor. Doğru cevabımız öncelikle C şıkkı çekici olacak. Trailer hani bu traktörlerin arkasında kasalar var ya sırt böyle birkaç tane sıralanıyor onlara trailer e, trailer deniyor. Hani bir de nasıl başka traileri nasıl anlatabilirim ben size. Hani bu şeyler var ya e, tank falan taşınıyor. Direkt aracın üstüne koymuşlar. Onun taşınmış olduğu o stand, standa trailer deniyor mesela. Arkadaşlar çekici dediğimiz şey bu değildir. Evet buna çekici denir ama burada trafik kanundaki çekicinin tarifi hani bu değil. Onu söyleyeyim. Bu da değil. Bu değil. Bu da değil arkadaşlar. Çekici bu da değil. E, buna da biz çekici demiyoruz Bizim çekici dediğimiz şey bu arkadaşlar Tamam Bunun arkasına remote takıyoruz Yarı remote takabiliyoruz Yani e, 4 tekere olan bir remote da takabiliriz 2 tekere olan bir remote da takabiliriz e, Bizim çekici dediğimiz bu arkadaşlar Yoksa biz bunlara çekici demiyoruz Biz onlara kurtarıcı diyoruz <laughs> B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü aşağıdakilerden hangisini sürebilir? Otobüs, kamyon, motosiklet, lastik tekerlekli traktör. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Lastik tekerlekli traktörü sürebilirsiniz. Bir nevi yanında hediye. Burada yine aynı şekilde eee sürücü belgelerinin e, şeylerini verdim arkadaşlar. Kaç yılda bir yenileneceği? Kapsamı hangilerini kapsıyor? Bunlara buradan da bakabilirsiniz. Yaş sınırlarını burada verdim. Çok soruluyor bu yaş işi olayı. Doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın doldurmak gerekiyor. Hocam girdim olur mu? Olmaz. Dolduracaksın. O yaşı dolduracaksın hocam. Tamam. Devam ediyorum. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görünme görme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücü, bu davranışı trafikteki hangi değerlere uygundur? İkide bir soruyordunuz, trafik adabı gelmiyor diye. Geldi. Empati, tahammül, beden dili, konuşma usluğu bu. Doğru cevabımız empati olacak. Arkadaşlar, sürücülerin yerine kendini koyup, o sürücülerin karşılaşabilecek olduğu tehlikelere karşı önlem almak empati diyebiliriz. Tamam mı? Tehammül sabır biliyorsunuz. E, beden dili el kol hareketleri işte ona dikkat edeceğiz. Konuşma üslubumuza dikkat edeceğiz. Adamın kardeşi ölmüş orada gaza olmuş. Ne haber moruk diye yanaşırsan adam seni bir güzel orada ıslar. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Yani yukarıdakiler. Hemen bakalım. Kafa travması geçirdiğinin, omurilik zedelenmesi olabileceğinin, göğüs zedelenmesi geçirdiğinin, göğüsle alakası yok değil mi arkadaşlar? Ama bir kesinlikle var. Birin olmadıklarını bir eleyelim. Eledim. Geriye kaldı bunlar. Bakalım. Omurilik zedelenmesi olabileceğinin demiş. Olabilir. Yani iki de olabilir. İkinin de olamadıklarını bir eleyelim. O zaman arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı olacak. 1 ve 2. Şekildeki devamlı yol çizgisi sürücüler aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Öndeki araçların geçilemeyeceğini, hiçbir sebeple durulamayacağını, sağ şeritten gidilemeyeceğini, karşı şeride geçilebileceğini demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Öndeki araçların geçile, geçilemeyeceğini bize bildirir devamlı yol çizgisi. Zaten genelde ya viraja, yatape üstü gibi gözükmeyen, karşısı gözükmeyen yerlerde düz çekiyi, çizgiyi görürüz. Mümkünse böyle yerlerde kesinlikle sollama yapmayın arkadaşlar. Düz çizgi olsa da olmasa da yapmayın. <laughs> Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder demiş? Uyarı levhası bir ee, taşıt yolunun sağdan daralacağını, pardon, soldan daralacağını, taşıt yolunun sağdan daralacağını taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını, iki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını demiş. Evet, genelde aslında D şıkkı da bununla beraber olur. Ama burada bize direkt bu tabelanın manasını sormuş. O yüzden taşıt yolunun sağdan daralacağını bize bildirir. Peki hocam sağdan daralıyorsa biz nasıl yapacağız? Nerede bu kalemin ucu? Heh. Arkadaşlar diyelim ki şu şerittesiniz. Burada da araç var. Öncelikle bu araç geçecek sizi. Daha sonra siz sinyal verip bu şeride girip devam edeceksiniz. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise hangisini yapmakla yükümlüdür, zorunludur? Akan trafiği kontrol etmek, yolu hemen trafiğe açmak, kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak. Doğru cevabımız D şıkkı. Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak olacak arkadaşlar. Boyun travması olmayan birinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının hangi seçenekteki davranışı hatalıdır? Solunumu zorlaştıracak kıyafetlerle gevşetilmesi, yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması, kazazedeyi sert ve düz bir zemine baş, boyun, gövde ekseni düz olacak şekilde sırt üstü yatırması, bir kazazedenin bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterek diğer elinin iki parmağı çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi demiş. Hava yolu açıklığını sağlamak için arkadaşlar e, ağız içine kör dalış yapması Evet doğru cevabımız kör dalış yapması olacak arkadaşlar. Direkt orayı bir kontrol ediyorsunuz. Şekilde soru işareti ile gösterilen kapaktan motora ne konulur? Antifriz, motor yağı, fren hidroliği, motor soğutma suyu denilmiş. Birçoğu motor soğutma suyu diyor. Hayır arkadaşlar motorun üstünden koyulan şey motor yağıdır. Bunun bir de altta yine şeyi vardır karter. Karterden de yağı boşaltırsınız. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücü aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yolda bakım çalışması olduğunu, ileride hemzemin geçit olduğunu, Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu, yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu. Pardon ben yanlış okudum. C ve D açıklarını geri değiştirdim. Doğru cevabımız arkadaşlar eğer sarı ile kırmızı yanıyorsa aynı anda hazır ol demektir bu değil mi? Demek ki yol trafiğe açılmak üzeredir. Aşağıdaki ahallerin hangisinde araçların teknik muayenelerini yaptırması zorunludur? sahibi değiştiğinde, sigorta süresi bittiğinde, tescil belgesi değiştiğinde, üzerinde teknik değişiklik yapıldığında. Evet, hangisi zorunludur demiş? Tabii ki de D şıkkı. Mesela tüp taktırdığın derhal muayeneye sokmak zorundasın. En az 30 gün içerisinde de yapmış olduğun değişiklikleri ilgili kurumlara bildirmeniz gerekiyor. Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıdığı sevk idare eden kişiye ne ad verilir? Şoför, sürücü, işleten, araç sahibi. Burada A, B ve D şıkları sizi şaşırtıyor. Ama en çok da A ve B, B şıkkı şaşırtıyor arkadaşlar. A şıkkındaki şoför değil arkadaşlar. Neden? Şoför çünkü e, ticari amaçla aracı sürer ama sürücü ise ticari amaç yoktur. Şoförler arasında gayede vardır hatta değerliyim. Karayollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Aracın dengesinin korunması, trafik güvenliğinin dikkate alınması, taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi olacak arkadaşlar. Böyle bir olay gerçekleşti geçenlerde köyde. Adam yükü koymuş üstüne de hanımını çıkarmışmış. Hanım oradan aşağı bir uçuyor bir süzülüyor. Kartal gibi böyle yere yapışıyor. Ambulansla götürdük sonradan Allah'tan bir şey yoktu. Çok canım ciğerim yakınımdı. Allah korumuş diyeyim. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır? Mide, böbrek, akciğer, pankreas. Evet, gaz alışverişi demiş. Evet, hemen aklınıza çıkışlar aklınıza gelmesin, anal bölge aklınıza gelmesin. Doğru cevap. C şıkkı gaz alışverişi deyince arkadaşların aklına hemen affedersiniz gaz çıkarmak geliyor. Doğru cevap C şıkkı akciğer olacak. Evet trafik işaretlemelerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir demiş. Şıklarımız verilmiş sırasıyla arkadaşlar her zamanki gibi. Evet A şıkkı B şıkkı C şıkkı ve D şıkkı verilmiş. Ee, siz bunu cevaplarken ben de şöyle her zamanki gibi adettendir bunu çizmek lazım. Şöyle bu sefer geliştirdim gördüğünüz gibi. Biraz daha güzel çizeceğime inanıyorum. Siz bu sırada şeylere odaklanın. Evet. Evet. Şöyle yapalım. Sona koydum ki bu mucizevi çizimle en sondaki kişi sona kadar izleyen kişi yararlansın. Evet göbüşünü de yapalım. Evet bir de gülen surat yapalım şöyle. Şöyle dişlerini de yapalım. Kaş tamam. Evet. Bir de anten yapayım. Zaten insana benzemedi bu. Kollarını unuttuk. Şöyle yapalım. Evet. Harika. Harika. Biliyorum siz buna bayılıyorsunuz ya. Şöyle bir de ayakkabı yapalım. Evet. Benim ayakkabılara benzedi bu da. Heh. Süper oldu. Doğru cevap ne biliyor musunuz? Doğru cevap aşık olacak. Evet. Öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildiririz. B şıkkında taşıtı geçme yasağının başladığını bildirir. C şıkkında motosiklet hariç motor taşıtların tamamına kapalı yol olduğunu bildirir. D şıkkında ise saatte 50 km hız sınırının sona erdiğini bildirir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Burada videomuz son buluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Her şey sizler için. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Yeni çizimlerim için <laughs> lütfen yoruma yazın.